3 milyon bağış toplamamız gerekiyor. Bu bağışı topluyoruz. Ama bunların zaman zaman kış şartları, Ramazan, yaz ayları, tatiller gibi dönemlerde azalma durumları oluyor. Kan miyatlı bir ürün olduğu için biz her gün 9 bin ünite kan toplamak zorundayız. Ve her gün Türkiye'nin 300 noktasından bu 9 bin ünite kanı toplayıp Türkiye'nin yaklaşık 1500 hastanesine bunu 3 komponent ayırıyoruz. 27 bin ürün olarak dağıtıyoruz. Bunların analizlerini yapıyoruz. Prosesini icra ediyoruz. Dolayısıyla kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç. Her gün ameliyatlar yapılıyor, her gün bu anlamda kana ihtiyacımız var. 9 bin ünite kanı her gün toplayıp, her gün o hastanelere dağıtmamız gerekiyor. 7 binlere düşmüştü kış şartları nedeniyle ama uyarıdan sonra hemen 9 bin, 10 binlere tırmandı. Dolayısıyla bu anlamda stoklarımız şu an 60 binlerin üzerinde bir stokla gidiyoruz günlük. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Ama kan bağışçılarımızın aynı zamanda kök hücre bağışçısı da olabilecekleri bilgisi de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu anlamda aynı anda hem kanını hem kök hücresini de bağışlayabiliyorlar. Bu anlamda rakamlar olumlu. 1868 11 Haziran'da kurulmuş bir sivil toplum hareketi. Yani bizler tamamen gönüllü çalışıyoruz. Maaş falan almıyoruz. Şube başkanlarımız tamamı bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Devletten herhangi bir bütçe almıyoruz. Tamamen vatandaşlarımızın bağışlarıyla, kendi gayrimenkullerimizde bize bağışlanan yardımlarla ayakta duruyoruz. Ve biz aslında bir kuvayi milliyeyiz, milletin kuvvetiyiz. Yani dolayısıyla sivil toplumun kuvvetiyiz. Bu çerçevede onların dayanışmasıyla ayakta durabiliyoruz. Geçen sene 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Bu seneki hedefimiz 30 milyon insana ulaşmak. Ve bunları tamamen toplumumuzun, iyiliksever insanların yardımlarıyla, dayanışmasıyla yürütüyoruz. 40'ı aşkın ülkede şu anda Kızılay olarak çalışıyoruz. 12 ülkede daimi delegasyonumuz var. Öncelikle kendi ülkemizdeki ihtiyaç sahibi insanlar olmak üzere elimizden geldiği kadar dünyadaki bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Savaş bölgelerinde, afet bölgelerinde. Bu anlamda milletimizin desteği her zaman bizim için tek kaynak. Onların desteklerini de bekliyoruz. Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri diye ifade edilen, aslında en çok sömürülmüş ülkeleri de diyebileceğimiz o ülkelerde bizim milletimizin yardım eli yüzyıllardır var. Hilal Ahmer olarak kurulduğumuzda 40 milyon kilometrekare vatan toprağında bugün 65 farklı ülke var. Bunların pek çoğu Afrika ülkesi. Dolayısıyla oralarda da bizim şubelerimiz vardı, çalışıyorduk. Biz tanınıyoruz o topraklarda, biliniyoruz. Dolayısıyla amacımız o insanların acısını dindirmek, yardımcı olmak. Her zaman olumlu bir şekilde karşılanıyoruz. Elimizden geldiği kadar da herhangi bir şekilde din, dil, ırk ayırt etmeksizin her ihtiyaç sahibi kim varsa, Haiti'sinden ta Filipinlerine kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.